sizlere bu dut ağacının altında bir masal anlatmak istiyorum. Dut ağaçları Anadolu'da huzurun ve bereketin sembolü olarak bilinirler. Ayrıca dut ağaçlarının yapraklarını ipek böcekleri çok sever. Şimdi masalımıza geçelim. Kıyıdan kuyudan haber sordum yeşil yapraklı koca gövdeli anadan. Haberler kanatlanmış da nerelere varmış? Varmış mı? Varmamış mı derken sütten nehirler gürül gürül akarken herkesin nehri yüreceğinin rengine boyanmış. İşte tam da burada. Evvel zamanda kalbur samanda. Yaprak ağaçta, ağaç toprakta bir masal varmış. Masalı dinleyesi olana şimdicikten başlamış. Zamanlardan bir zaman ağaçlı, otlaklı, kırları çiçekli, örtülü, böcekli bir kasabada iki çocuklu anası ve babası yaşarmış. Evleri tek katlı, tatlı mı tatlıymış. Bu evin anası çok tatlı, iyi birisiymiş fakat onun bir zaafı varmış. Çocuklar oraya buraya bir şeyler döküp saçtığı zaman öyle kızar, öyle kızarmış ki gözlerinden neredeyse ateşler çıkarmış. Günlerden bir gün uyanmışlar ailecek, oturmuşlar annelerinin hazırladıkları sofraya. Çocuklar yemişler yemeklerini. Adam çıkmış işe gitmiş, anaları ise yakınlardaki pazara gitmiş. Çocuklar evin bahçesinde başlamışlar oyun oynamaya. Derken büyük oğlan küçük çocuğa demiş ki, benim canım bir şeyler ister, gel mutfağa gidelim de bir şeyler yiyelim. Olur demiş. Çıkmışlar, varmışlar evin kapısına, çıkarmışlar ayakkabılarını, girmişler eve. Evin sağ tarafındaki mutfağa bir girmişler ki kara tezgahın üstündeki herkese süt varmış. İkisi birden içelim mi taslarımıza koyun? Olur. Sonra almışlar taslarını ellerine. Herkeden tam sütü taslara boşaltırken herkenin içine kıpırdaklı zıpırdaklı bir top girmişçesine fırlayıvermiş herke. Bir o duvara çarpmış, bir bu duvara çarpmış, yerlere dökülmüş süt herke bir tarafa. Çocuklar içemedikleri sütü üzülmeyi bir tarafa bırak, anasına ne diyeceğini düşünmeye başlamışlar. Düşünmüşler, düşünmüşler, etrafı temizlemeye çalışmışlar, daha beter etmişler. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken açmışlar ellerini semaya, başlamışlar Allah'a dua etmeye. Allah'ım sen bizi bahçedeki dut ağacına ya bir arkadaş ağaç eyle ya da onun tepesine bizi iki kuş eyle ki anamız bizi bulup da bize kızamasın. Masal bu ya. Allah kabul etmiş bu çocukların dualarını. Bizim apalakları çevirmiş iki tane kuşa. Kuşlar uçmuş 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 bahçedeki dut ağacının tepesine konmuş. Fakat onların kendilerine engel olamadıkları bir şey varmış. İkisi de sürekli ötüyorlarmış ve öterken de huk 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 sütü döktük, döktük, biz döktük, döktük, huk 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 diye bağırıp duruyorlarmış. Bizim kuşlar orada öte dursun, biz anadan haber verelim. Anaları gelmiş pazardan, biraz da yorgun argın, kapıyı açmış, tam aynı oyunu mutfağa koyacakken adamını bir atmış ki ayağı yapış yapış, öbürünü de atmış ki ayağı yapış yapış. Bir kaldırmış kafasını, her taraf süt dökülmüş. Her bir kenarda ne yapacağını şaşırmış kadın. Yine başlamış sinirden bas bas bağırmaya. Bağırmış, çağırmış, kızmış ama bu kez kısa sürmüş. Çünkü fark etmiş ki çocuklar ortada yok. Bu sefer bir seslenmiş çocuklara kızgınlıkla. Çocuklar neredesiniz? Ses yok. Dönmüş bu sefer. Yavrularım neredesiniz? Yine ses yok. Kadıncağız bu sefer kaygılanmaya başlamış. Bu çocuklar nerede? Çıkmış bahçeye aramış taramış yok. Mahalleye haber salmış yok. Kocası gelmiş kadının. Düşünmüşler, bakmışlar, aramışlar. Yok. Çocuklar hiçbir yerde yok. Bahçedeki dut ağacının tepesinde iki kuş var. Onların haberi var. Fakat onlardan da bunların haberi yok. Neyse zaman geçmiş geçmiş, kadına gelen hiçbir haber yok, ses yok. Kadın ellerini açmış o acıyla Allah'a. Demiş ki, Allah'ım ben aslında yavrularımı çok severim, çok severim onları. Sen de bilirsin ama
benim bir kötü huyum var. Ben onlara bir şey döküp saçtıklarında çok kızarım, öfkemi yenemem. Şimdi sen onları bana geri getir. Ben de bundan sonra artık onları bu şekilde kırmayacağıma sana söz veririm." demesiyle bir melek belirivermiş başucunda. Melek ona, "Çocukların gelecek, tamam, ama verdiğin sözü ömür boyu tutmalısın." Kadın, "Tabii ki de tutacağım. Siz yeter ki bana çocuklarımı getirin." Demesiyle melek puf yok olmuş. Çocuklar puf geri vermiş analarının yanına. Anası, babası, çocuklar sarılmışlar sımsıkı. Kadıncağızın gözyaşları incilere dönüşmüş, inci mercan olmuş, saçılmış etrafa. Ve dünyanın sonuna dek öfkesini yenene, hatasından dönene onlar örnek olmuşlar. Gökten üç elma düşmüş. Birisi bu masalı kalbiyle anlatıp dile getirene, ikincisi bu masalı dinleyip kendine ders edinene, üçüncüsü de öfkesini yenip hatasından dönene. Ataların dilinden Anadolu masalları, gençlerin paletinden Anadolu masalları.